Marmara bölgesinde, Balıkesir ili içerisindeki Manyas Kuş Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alır. Milletler arası düzeyde önem taşıyan Milli Park'taki kuş zenginliği ve Milli Park tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle 1975 yılında Avrupa Konseyi'nce A sınıfı Avrupa diploması verilmiştir. 1981, 1986, 1991 ve 1996 yıllarında bu diploma yenilenmiştir. Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma Kuş Cenneti Milli Parkı, Kuş Gölü'nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma Balıkesir Karayolu'nun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla kuş cennetine ulaşılır. Manyas Kuş Gölü, ortalama 3 metre derinliğinde, geniş ve sığ bir tatlı su gölüdür. Koloidal kil içerdiği için suyu sürekli bulanıktır. Planktonlar ve dip canlıları açısından oldukça zengin olan Manyas, yaban hayatının gelişmesine imkan sağlamıştır. Manyas, Türkiye'de kuş cenneti olarak tanınan ilk alandır. Bu yüzden kuşların, sulak alanların ve doğanın tanınmasına öncülük etmiştir. Koca Sumatra çayı, sığırcı, mürvetler, dutlu dereleri ve yeraltı sularıyla beslenir. Göle giren suyun %70'ini koca su taşır. Gölün çıkışı sonradan koca çaya, susurluk ya da simav karışan karaderedir. Koca su, mürvetler ve sığırcı derelerinin göle karıştığı bölgede toplam alanı 3000 hektarı bulan, bataklık ve ağaçlıklarla kaplı küçük deltalar vardır. Göl kıyıları sazlıklarla kaplıdır. Resmi gazete ile sınırları genişletilerek 24.047 hektara ulaşmıştır. Kuş cennetinin, milli park olarak ayrılmasının tek nedeni, barındırdığı kuş topluluklarıdır. Kuş cenneti ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olanıdır. Küçüklüğüne rağmen, kuş cenneti en çok ziyaretçi çeken milli parklarımızdan birisidir. Bandırma Kuş Cenneti'nin bugünkü yeri Profesör Esör Doktor Cürk Kosvig ve eşi Leonore tarafından 1 Nisan 1938 tarihinde keşfedilmiştir. Buraya, Kuş Cenneti adını veren Kosvig'in çalışmaları sonucunda doğayı sevenler arasında bu güzel cennetin değeri kısa zamanda anlaşılmış. 1952 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından buraya bir inceleme istasyonu kurulmuştur. Kuş cennetinde kuş yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme imkanı Mart, Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasındadır. Gözetleme kulesinden geniş bir çevre gözetlenebilir. Mevcut hizmetler ve konaklama, Milli Park'ta bulunan müze ve idare merkezinde parkta başta kuşlar hakkında geniş bilgi verilmektedir. Milli Park'ta bilimsel araştırmalar yapmak park yönetiminin iznine bağlıdır. Tanıtım vitrinleri vardır. 2001 yılında yeniden yapılmış olan Kuş Gözetleme Kulesi dünyadaki benzerleri arasında en büyük olanıdır. Yüksekliği 17,5 metre olup platformu 40 kişi alabilen kulede ziyaretçilere dürbün verilmektedir. Parkta konaklama ve yiyecek hizmetleri yoktur. 1 kilometre uzaklıktaki Sığırcı Atik Köyü'ndeki pansiyonlar ya da Bandırma, Erdek ve Gönen'deki otellerde konaklama imkanı bulunabilir.